Herkese selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. 2018'den beri Türkiye'nin dışında farklı kültürleri, insanları, doğayı, yemekleri, kokuları ve tarihi yerleri görmek için dünyanın çeşitli yerlerinde geziyorum. Şimdiye kadar 30 ülkede bulundum ve bu sayı artmaya da devam edecek. Çok farklı kültürlerin arasında yüzlerce insan tanıdım. Onların kültürleri hakkında konuştum. Kendi kültürümüzü tanıttım ya da onlar hakkında konuştum. Türkiye'ye ve Türklere karşı olan bakış açılarını merak ettim. Türk olmamın bazen dezavantajlarını bazen de avantajlarını yaşadım. Bu videoda yurt dışında Türk olmamın getirdiği reaksiyonları sizlerle paylaşmak istedim. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşıyorum ve Almanya dünyanın her yerinden birçok insana ev sahipliği yaptığı için sadece burada yaşayarak bile çok fazla kültür, çok fazla insan tanımış oluyorum dünyanın her yerinden. Şu ana kadar bariz bir şekilde racist, ırkçı bir durumla karşılaşmadım. Ama bu karşılaşmayacağım anlamına da gelmez. Hayatta her şey olabilir, bilemeyiz. Çok fazla insanla konuştum, tartıştım. İçten içe Türkleri sevmeyen biriyle de karşılaşmışımdır. Bilmiyorum. Kimsenin beynindeki düşünceleri bilemeyiz ama dışa dönük tarafları konusunda konuşacaksak evet, herkes iyiydi, iyimser yaklaşıyordu. Yani konuştuğum insanlar bana karşı hep saygılıydı çünkü ben onlara karşı saygılı davranıyordum. Almanya'ya taşınmadan önce çok fazla geldiğim için buraya bir kültür şoku yaşamadım. Dolayısıyla çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum. Bir de çok fazla ülkeyi gezip gördüğüm için şöyle bir avantajı oldu bu durumun bana. Kendimi onlardan farklı görmedim. Tabii bu durumun birçok alt metni var. Benim dini hassasiyetlerimin olmaması, yediğimiz içtiğimizin farklı olmaması, dinlediğimiz müziklerin, bakış açılarımızın farklı olmamasından dolayı ortama çabuk uyum sağladım. Almanlarla ya da Almanya'da yaşayan diğer yabancı ülke vatandaşlarıyla bir sohbet içerisindeyseniz size şu sorular gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki görüşler, Almanya'daki Türkler hakkındaki görüşler, Müslüman ülkeler hakkındaki sorular, inancınızla alakalı sorular, Türkiye'deki kadın cinayeti, Kürt anlaşmazlığı, güncel Türkiye siyaseti ve bir de yanlış Türkiye varsayımları, işte ne bileyim, Türkiye'nin İç Anadolu taraflarında çölle kaplı ve develerle seyahat ediliyor diye bir varsayım var çoğu kişide. Yani sizle alakalı sohbetin teması genellikle bu şekilde oluyor. Bunlar biraz can sıkıcı oluyor çünkü bazen savunulacak bir tarafı olmuyor bu tarz şeylerin. Bu elbette ki insanı derinden üzüyor. Mesela geçen Bremen'de Yasemin adlı bir Türk ablamız 9 milyon euroyu alıp kaçıyor. Bir bankada güvenlik şeyinde çalışıyormuş, yani öyle bir şey. Yani para transferinde, bilmiyorum onlara ne deniyor. 9 milyon euroyu alıp kaçıyor. Bu haberi de her biri farklı ülkelerden olan international kişilerin yanında alıyorum ve bir söz konusu Türk olduğu için, ortamdaki de tek Türk ben olduğum için ben böyle oluyorum. Ama bu etiket dünyanın neresine giderseniz gidin sizin peşinizi bırakmayacak. Almanya'da BioNTech aşısını Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin buldu ama hiç kimse demiyor ki burada Türk asıllı diye. Ama Mesut Özil mesela gol mü kaçırdı onun yüzünden, işte seneler önce bir şey oldu, göçmen asıllı Mesut Özil diye lanse edildi medyada mesela. Yani iyilerinizi alıyor, kötülerinizi yüzünüze çarpıyor. Bu da yurt dışında yaşamanın birazcık acı yüzü. Sorunsuz bir hayatınız varsa süper ama hata yapmaya meyilli bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa geçmiş olsun. Ben Avrupa'ya gezerken birçok farklı insanla konuşup tartıştım birçok şeyi. Genelde benim gibi gezen insanlarla karşılaşıp tanıştığımdan ve gezen insanlar da hiçbir insanı geldiği yerle bağdaştırmayan ve onu bir genellemeye tabi tutmayan insanlar oldukları için hiçbir sorunla karşılaşmadım. Yani kötü bir reaksiyon almadım Türk olmamla alakalı. Çünkü herkesin ülkesine sevilmeyen bir figür vardır. Ve tüm insanları o figürle bağdaştırmak dünyanın en saçma olayına dönüşüyor. 2019 Oktoberfest'te Couchsurfing üzerinden uluslararası bir masa kurmuştuk. Kanadalı kız üzerinde Trachten görünce "Aa, Alman mısın?" diye sormuştu bana. "Hayır, Türk'üm." dediğimde "Oo, süper, çok sevindim" falan filan dedi. Oradan Meksikalı çocuk atlayıp dedi "Aa, ben sizin dizilerinizi izliyorum. İşte ben İstanbul'da bulundum, çok mistik, güzel bir şehir.
Ama başka yerleri de görmek istiyorum falan dedi. Bir Ermeni kızla şöyle bir sohbetimiz olmuştu orada. Bugün bile bu teknolojiyle çok fazla şey manipüle ediliyorken 100 yıl öncesindeki yaşanan olayı orada olmadan bence şu an bilemeyiz. Yani bir zaman makinesi icat edilse gidip görsek ben okey diyeceğim. Ama 100 yıl önce olmuş bir şey, savaş şartlarında olmuş bir şey. Yani şu an orada olmadan göremeyiz. Oradan biri çıkıp yanlış bir tarih kitabı yazabilir ya da diğer taraftan biri olayı manipüle edebilir. Bunu bilemeyiz dedi. O yüzden 100 yıl öncesine bağlı kalarak yaşamak, hassas konulara değinerek yaşamak bence çağ dışı. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık. Çoğu kültürümüz aynı. Şu an sen bana bir yemek ismi söylesen gerçekten onun bir Ermeni tarafında da bir yemeğe dönüştüğünü söyleyebilirim sana. Birbirimizde çok fazla kültür alışverişi olduğunu söyleyebilirim sana dedi. Ben böyle bir çok duygusallaştım aslında orada. Çünkü kız çok haklı. 100 yıl öncesinde yaşanan bir şeyi yaşanmış mı, yaşanmamış mı göremediği. Kız öyle diyor. Yani benim böyle bir şeye inanmam için benim orada olmam lazımdı. Çok çabuk manipüle edilebilecek bir olay bu dedi. Yani çok duygulanmıştım. Gezen insanlarda böyle bir şey var işte. Geldiğin ülkeyle bağdaştırmıyor seni. Orada doğmuş olabilirsin ama onlardan farklı düşünüyor ve farklı işler yapıyor da olabilirsin. Bunu biliyor, bunun bilincinde yani. O yüzden güzel. Ama Brüksel'de mesela 5 sene önce savaştan kaçıp yerleşen ve 5 sene gibi kısa bir sürede çok yüksek mertebelere ulaşan bir Suriyeli ile tanıştım. Büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nde çalışıyordu. Bana şey demişti mesela, benim Türk alerjim var ama sen iyi bir insana benziyorsun. Ya da Berlin'de Berghain'a girdiğimi anlattığımda bir lokal bir ortamda bana oradan Alman Yahudi bir çocuk şey demişti. Çok Türk'e benzemiyorsun, o yüzden olabilir. Bir Çinli Türk olduğumu söyleyince bana endişeli bakarak cihatçı falan değilsin değil mi? Demişti. Ben de şey demiştim. Emin ol, öyle bir pozisyondayız ki sen benden daha cihatçısındır. Ben o kadar alakam yok dedi. Bunlar bana karşı zararsız gibi gözükse de aslında ırkıma karşı, Türk olmama karşı ırkçı söylemler taşıyor. Ve bunlar hoş değil. Rahatsız oldum yani, fark etmez bana diyor ya da Türk olmaya diyor. Bunlar iyi düşünceler, iyi bir söylem değil yani hiçbir zaman. Siz de herhangi biriyle tanışırken bu tarz söylemlerden kaçının. İşte bir Çinliye sen koronavirüs yayıyorsun, köpek yiyorsun mantığıyla bakmayın. Ya da herhangi bir Kürde dağdaki terörist muamelesi yapmayın. Bir araba eliyle pilav yiyor muamelesi yapmayın. Bir Ermeni ya da Yunan'a da düşman gözüyle bakmayın. Onun dışında paket olarak mükemmel karşılandığım bir ülke var tabii. Sırf Türk'üm diye Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde onun etkisiyle iyi karşılandığım, güzel dönütler aldığım bir ülkede bulundum. Mağrup ülkelerinde Erdoğan çok seviliyor. Ben de bu ülkelerden Fas'a gitmiştim. Hatta şöyle bir olay olmuştu. Nürnberg'den Marrakeş'e uçtum. Marrakeş'te pasaport kontrolünde yeşil pasaportumu, özel pasaport olarak yazıyorsun, special passport, ve soyadımı görünce polis şey dedi, Erdoğan'ın nesi oluyorsun falan, böyle bir ciddi olarak sordu. Çünkü yani dediğim gibi pasaport tipinden ve soyadı benzerliğinden böyle bir şey algıladı. Benim için en kötü olan taraf da Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen Alman, Fransız, İngiliz, İskandinav ülkelerinden İtalyan falan insanlar arkamda sırada bekliyor. Pasaport kontrolünde. Ve ben pasaport polisiyle sohbet ediyormuşum gibi gözüküyor. Yani insanlar beni bekliyor. Pasaportuma bakan adam hala yandaki polise bağırıyor. Erdoğan geldi, Erdoğan, Erdoğan geldi, Erdoğan falan diye. O sıra böyle bir arkama baktım. İnsanların hepsi bana bakıyor böyle homurdanarak. İşte hem sırayı işgal ediyormuşum gibi gözüküyor.
Hem de onları bekletiyorum. Hem de Erdoğan diye ben böyle şey lanse ediliyorum bir an. Dedim hiç alakam yok lütfen. Hani ben bunu İngilizce olarak biraz sesli söylüyorum ki hiç kimse alakamın olmadığını bilsin. Hoş bir durum değil. Marrakeş iç hatlarda olsaydım bununla evet böyle onun ekmeğini yerdim. Ama Avrupalı turistlerin arasında niye ben Erdoğan'la bağdaştırılayım yani? Bir de onun şöyle bir getirisi oldu. Fas tatilimiz boyunca garsondan restoran çalışanına, tur rehberinden işte ne bileyim satıcısına, esnafına hep ayrıcalıklı oldum. Türk olduğum için ve Erdoğan soyadı taşıdığım için. Böyle ekstra indirimler, masaya böyle meyve tabakları, hoş karşılanma, işte güzel müzikler. Bunların hepsini yaşadım. Yani güzeldi. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde gerçekten bir ülkede böyle karşılanmak gerçekten müthiş. Ay ne kadar güzeldi ya. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı yemeyin. Güzel gezdim sayenizde. Video özeti olarak dünyanın neresine giderseniz gidin, tartışması bol olan, malzemesi bol olan bir ülkeden geldiğinizi unutmayın. Türkiye'de olan, bizim de kınadığımız tüm olaylar Avrupa'da, dünyanın her yerinde de haber konusu oluyor. Buna ek olarak Türkiye hakkında yalan yanlış haberlerle de insanlar size karşı bir duvar oluşturuyor. Bu tarz insanlarla karşılaşacaksınız ama sizi sarıp sarmalayan Türkiye'de bulunmuş, Türkiye'de iyi karşılanmış, güzel vakit geçirmiş, Türkler hakkında güzel deneyimleri olan insanlarla da karşılaşacaksınız. Ama bunlar tamamen sizin hakkınızda bir öngörü olarak kalacak. Bunun pozitif ya da negatif olarak değişmesi sizin elinizde. Kavgacı olmazsanız ve negatif konuşmaktan, hassas konulara girmekten, yurt dışında milliyetçilik naraları atmaktan kaçınırsanız hiçbir zaman kötü karşılanmazsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde iyi bir izlenim bırakabilir. Sizden sonraki oraya gezmeye gelen ya da yaşamaya gelen Türk için güzel bir altyapı bırakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Sizin de bu tarz tecrübeleriniz varsa, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş biriyle konuştuysanız ya da siz yurt dışına çıkıp böyle deneyimler yaşadıysanız yoruma bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden de takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Genelde hafta sonları cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın.